Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Ordu Spor Kayyum Başkanı Hamdi Işık, kulübün borcunun 180 milyon liradan 8 milyon liraya kadar düştüğünü belirtti. Ordu Spor Kayyum Heyeti Başkanı Hamdi Işık ve Kayyum üyesi İzzet Şahin gazetecilerle bir araya geldi. Ordu Spor Kayyum Heyeti Başkanı Hamdi Işık, Ordu Valisi Tuncay Sönel'in kurduğu ekibin Ordu Spor'un borcunu 180 milyon liradan 8 milyon liraya düşürdüğünü açıkladı. Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ordu Spor hakkında davet aldıklarını söyledi. Işık, Vali Sönel'in ilk olarak Ordu Spor'a tesis kazandıracağını ifade ederek bir an önce futbolda faaliyete geçeceklerini dile getirdi. Sporu seven, futbolla ayrı bir ilgi gösteren Sayın Tuncay Sönel'i ilimize görevi başladığı günden beri Türk futboluna Anadolu efsanesi arasında yer alan ordumuzun içinde bulunduğu bu durumu üzülmüş, entübü durumundaki ordumuzu tekrar hayata döndürmek çaresini aramaya başlamıştır. İçerisinde, bakın bu ilgili işaret, içerisinde bir profesörün de olduğu, hukukçular ve profesör spor adamlarla oluşan bir ekiple ordumuzun yeniden nasıl ayağa kaldırabileceği ve nasıl edebileceği yönünde yaklaşık 1,5 yıldan süreçte çalışma yürütmüşlerdir. Profesyonel bir ekiple yürütülen bu çalışmanın sonucunda Ordu Spor'un Türkiye Futbol Federasyonu'nun kayıtlarına göre 180 milyar TL olan borcunu 8.6 milyar TL'ye kadar indirilmiş ve borcuda sabit bırakılmıştır. Yani faizi bilmeyecek şekilde bırakılmıştır. Gerçekten bu Ordu Spor'la ilgili himayesindeki Cumhurbaşkanı'nın Millet Kütüphanesi'nde 6 Eylül 2020 tarihinde düzenlenici olan 1. Lig'de, Süper Lig'de oynayan Ordu Spor'un da o kütüphanede sevgide yer alacağını ve Sayın Valine beraber buraya bir davet edildik. Allah izin verirse o tarihte bir program değişikliği olmazsa Sayın Valine beraber orada olacağız. Onu da bilginiz olsun. Yani bu olay gerekle bütün insanları ilgilendiği için de biz ayrıca herhalde sizde de kanaat getirirsiniz. İnşallah efsane Ordu Spor'umuzu hiç kimseyle uğraşmadığı ve eski haline dönmek için de elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. İnşallah başarılı söylüyorum. Şu anki tablo bizim aldığımız şeyi şu andaki amatör öncelikle Ordu Spor'umuza yakışır bir şekilde bir kulüp binası ve tesisleri Sayın Bayım'ın öncülüğünde bunu kazandırmak. Ondan sonra futbol takımımızı kurmak. Öte yandan Ordu Spor'da 18 yıl forma giymiş ve aynı zamanda kaptanlığını yapmış Salih Aydoğan hayatını kaybetti. 52 Ordu Spor yeni sezon hazırlıklarını şampiyonluk hedefiyle devam ediyor. 3. Lig 1. Grup ekibi 52 Ordu Spor yeni sezon hazırlıklarını Gülyalı Turnasuyu'nda bulunan tesislerinde sürdürüyor. Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Mor Beyazlılar, kendi tesislerinde maç haftasına kadar hazırlanacak. Geçen sezon 2. lige çıkma şansını playofflarda İskenderun Spor'a elenerek kaçıran Mor Beyazlılar, bu sezon hata yapmak istemiyor. Teknik direktör Hasan Erkin Şimşir, antrenmanlardan önce oyuncularla toplantılar yaparak yeni sezonki hedeflerini oyuncularına aktarıyor. Mor Beyazlılar 3. lig 1. grubun ilk haftasında 4 Eylül Pazar günü saat 20'de Ağrı 1970 Spor'u ağırlayacak. Ordu Spor 1967'de izin sona erdi. Mor Beyazlılar yeni sezon çalışmaya Ordu'da yeniden başladı. 3. Lig 2. grupta mücadele eden Ordu Spor 1967 yeni sezon çalışmalarına kendi tesislerinde yeniden başladı. Afyon kampının ardından 3 günlük izne ayrılan Mor Beyazlılar, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan tesislerinde toplandı. Ordu Spor 1967 yeni sezon çalışmalarını Ordu 19 Eylül Stadyumu ve kendi tesislerinde sürdürecek. Mor Beyazlılar sezonun ilk haftasında Yeşilyurt Of Spor'la karşılaşacak. Mücadele 4 Eylül Pazar günü saat 16'da Of'ta oynanacak. Ordu Spor 1967'de oyuncular son hazırlıklarını Ordu'da yaparak maç haftasına girecek. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.